Evet. Necm suresi bu açıdan Mekke'deki müşriklerin veya Mekke ve civarına hakim olan egemen zümrenin bu hakimiyetlerini, bu egemenlikleri nereden aldıkları üzerine duruyor ve bunları sorguluyor. Önce psikolojik, daha sonra sosyolojik bir analiz yapıyor. Biz de o sırayı takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi 19. surede kalmıştık. Oradan şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Surenin kendi içerisinde bir bütünlüğü var. Bu bütünlüğü biz takip edeceğiz. Belli başlı ana vurgular var. O ana vurgulara dikkat ederseniz surenin akışında mevzuyu tam olarak kavrarsınız. Şu kadarını ifade ederim ki bu gördüğünüz ayetlerin arka planında tabiri caizse Kur'an'ın her sayfasında soğuk bir mühürle, yani soğuk mühür öyle böyle kazınarak vurulur. Bu Kur'an'ın her sayfasında lehül mülk mührü vardır. Her sayfası istisnasız bulanmadır. Kur'an'ın üzerinde son 20 senedir üzerinde düşünmediğim en az yarım saat kafa yormadığım tek bir ayet kalmamış birisi olarak bunu söylüyorum. Bundan adınız gibi emin olabilirsiniz. Şimdi yer geldikçe de bunu aşama aşama göreceksiniz. Efe ra'aytumul late. Latı gördün mü? Vel uzza, uzzayı gördün mü? Ve menâtes sâlisetel uhra. Ve öteki üçüncüsü menâtı. Ve uzzayı ve latı gördün mü? Bu bir soru cümlesi. Bundan haberim var mı? Veya bu lat, uzza veya menat denilen şey. Nedir bunlar? Diye soruyor. Kur'an'da put isimlerinin geçtiği ilk yer işte burasıdır. Efe ra'aytum. Gördün mü demektir. Bu başlangıçtaki E harfi mı, mü. Soru işareti. Manası verir. Efe ra'aytum. Sen gördün mü? El-la'te. La'tı. Vel-uzza. Uzza'yı. Menate. Ve menatı. Es-salisete. Üçüncüsü menatı. El-uhra. Diğer üçüncüsü. Uhra diğer demek. Diğer üçüncüsü menatı. Uzza'yı, la'tı. Gördün mü? Şimdi buradaki es-salise ifadesi üçüncüsü olan menat. Olabileceği gibi şu üçlüyü gördün mü manası da verir. Başka bir okuşa göre. Lat, Uzza ve Menat. Bu üçlü var ya bu üçlü. Şu üçlü. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunları gördünüz mü? Dikkat edin bunlara. O müşriklerin taptığı şeyler de bunlardı. Şimdi size bunların ne olduğunu anlatacağım demek istiyor. Sonra soruyor. Ellekumun zekeru ve lehul unsa. Bu da soru işareti. Ellekum, ellekum. Sizin için mi erkek ve dişi? Erkek sizin için de, dişi onun için mi? Lehu, onun yani Allah'ın. El unsa, dişi onun da erkek sizin mi? Dişi onun da erkek sizin, öyle mi? Tilke, bu iden kısmetin kıza. Kısmet, paylaştırma, bölüştürme demektir. Eğer öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırma. Eğer böyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırma. Şimdi burada müşriklerin putlara dişi ismi takmaları kastediliyor. Çünkü onlar
meleklere ve putların atlarına diş isimleri takarak bunların Allah'ın kızları olduğunu bahsediyorlar. Burada Allah'ın kızları olmaktan maksat da tıpkı Allah'ın oğlu demekteki maksadın bir benzeridir. Yani bunlar Allah'ın kızlarıdır. Ama Allah'ın kendisi değildir. Bunlar Allah'ın kızlarıdır. Değil mi? Yücelttikleri şeylerle Allah arasında bir bağ kurup sorgulanamaz kılmak içindir. Geçmiş İhlas suresinde de görmüştük. Doğurmadı ve doğurulmadı. Allah kimseyi doğurmadı ve kimse Allah'ı doğurmadı derken insanlardan ve insanların taktığı isimlerden veya insanlardan herhangi birisinin Allah'la doğma ve doğurma ilişkisi kurmasının kökü kesiliyordu. Kimse Allah'ın oğlu değildir, kimse Allah'ın kızı da değildir. Krallar da Allah'ın oğlu değildir, sultanlar da değildir, diktiğiniz putlar da değildir, koyduğunuz isimler de değildir. Kişi bazen kendisinin Allah'ın oğlu olduğunu söyleyerek karizma kazanır. Ben Allah'ın oğluyum, herkes bana itaat etsin, getirin paralar der. Bazen de bir eline bir şey yontar, bir şey yapar. Bu der Allah'ındır. Bu Allah'ındır. Buna tevazu gösterir, saygı gösterir. Mesela bir ev yapar, bu Allah'ın evi der. Bir tapınak yapar, bu Allah'ın tapınağı der. Bir yere sınır çizer, burası Allah'ın vaat ettiği sınır der. Arzu mevud der mesela. Ne burası? Burası bana Allah'ın vaat ettiği yer. Nereden çıktı bu? Yeryüzünde herhangi bir yere sınır çizdiğin zaman zaten işgal etmiş oluyorsun. Allah'ın mülkünü işgal etmiş oluyorsun. Her sınır bu anlamda bir işgaldir. Adam bir sınır çiziyor. Bu çizdiğim sınırı diyor, Allah bana vaat etti. Burası Allah'ın bize vaat ettiği ülkedir. Bu kral Allah'ın oğludur. Şu ortaya koyduğum mabet Allah'ın mabedidir. Şu ortaya koyduğum resim, cisim, heykel, isim Allah'ın kızıdır, oğludur, bilmem nesidir diyerek insanlar kendi elleriyle ürettikleri şeyleri Allah'a nispet ederler. Bundan dolayı Allah'ın karizmasını arkasına alarak insanlar üzerine hegemonya kurarlar. Allah'ın kızlar demesinin sebebi bu. Putlarına Allah'ın kızları diyorlar. Peki, şimdi bu Lat, Uzza ve Menat. Bunlar nedir? Şimdi bakın, bunların ne olduğunu anlatacak. Bunlar acaba, işte tarihlerde anlatır, bir tanesi ağaç şeklindeydi, öbürü önceden yaşamış, iyilik yapan bir adamın resmiydi, daha sonra heykeline dönüştü. Öbürü de böyle bir yontulmamış taş gibi bir şeydi. Bunlara Lat, Menat, Uzza diyorlardı. O zaman müşrikler tahtadan taştan yapılmış putlara tapıyorlar, onlara el etek sürüyorlar. Böyle mi? Gerçekte böyle değil. Put dediğimiz şey arkadaşlar bu kadar basit olamaz. 4 tane dil bilen Ebu Süfyan, 3 tane dil bilen Ebu Cehil, ticari zeka olan Velid bin Mughire, Bizans'tan, Sasani'den gelen kral heyetlerini, şehzade heyetlerini karşılayan, kendilerinde toplantılar yapan, Yüce Arap asaleti, uygarlığı filan diyen, şiirler okuyan, edebiyatın zirvesinde olan, bir şehirde yaşayan, o şehri yöneten insanlar, tahtadan, taştadan putlara secde edecek, onlara el yüz sürecek kadar ahmak olamazlar. Put bu değildir. Onların tahtadan, taştan putları falan yoktur. Böyle sanıldığı gibi ortaya bir şey dikip böyle cahil cühela elini yüzünü sürüyor böyle. Ne kadar cahil adamlar ya, şunlara bak. Öyle bir görüntü, öyle değil bu. Bu başka bir şey. Bakın neymiş. İn hiye. İn hiye. Muhakkak ki o. Yani bu Lat, Uzza, Menat. Şu üçü. İlla ancak. Bak bunları tarif ediyor. Ancak ve sadece şu, şuydu. İlla ancak ve sadece esmaun isimlerdir. Esmaun isimlerdir. Öyle isimler ki
semmeytumuha, onu isimlendiriyorsunuz. Entum, siz ve abaukum, atalarınız ve siz onu isimlendiriyorsunuz isimler olarak. Onlar ancak ve sadece sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. İlla demek başka bir şey değildir. Sadece şudur. Bundan başka bir şey değildir. Ne taştır, ne tahtadır. Ne taş, ne tahta olması bahsinde hiçbir kıymeti yoktur. İlla ancak esma'un, isimlerdir onlar. Bir takım isimler. Lat, Uzza, Menat. Bir takım isimler. Demek ki onlar aslında isimlere tapıyorlar. İsim yaratıyorlar. Sonra o isme dönüyorlar, tapıyorlar. Onu yüceltiyorlar. Sorgulanamaz kılıyorlar. Eleştirilemez. Sorgulanamaz. Yanlışlığı gösterilemez. Dogmatik isimler icat edip onlara dönüp mutlak anlamda itaat etmek. Futbudur. Onlar sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Ma enzalallahu, Allah inzal etmedi. Biha, onlara min sultani, herhangi bir delil, sultan delil demek. Onlar, Allah onlar için herhangi bir delil indirmiş değildir. Yani Allah katında onların bir geçerliliği yoktur o taktığınız isimlerin. Bunlar sizin taktığınız isimler. Gerçekte biraz daha derine giriyor. Onun önce isimler diyor. Gerçekte in mesele şudur. Yettebi'une, tabi oluyorsunuz. İlla ancak ve sadece evvanne, zanna uyuyorsunuz. Yani sizin bu yaptığınız bir tahmine, bir zanna, bir sanrıya, bir öyle olduğunu zannetmeye, uyumaktan başka bir şey değildir. Dahası وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ nefislerin arzularına, nefislerin arzuladığı şeye ve zanna ancak uyuyorsunuz. Nefislerin arzuladığı şey تَهْوَ الْاَنْفُسُ nefislerin hevası demek. وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ nefislerin arzuladığı şeye ve zanna uyuyorsunuz. Demek ki bu isimlerin insan ruhundaki kökü tahmin, zan, sanrı, öyle olduğunu zannetme ve nefislerin arzularından başka bir şey değilmiş. Önce put değildir, tahta değildir, taş değildir, onlar sadece bir isimdir. İsimler niye ortaya atılıyor? İsimler de insanın iç dünyasındaki zanların, tahminlerin ve nefislerin arzularının dışarıya isim şeklinde yansımasından başka bir şey değildir. Bak nasıl köke iniyor, görürsün değil mi? İnsanın diyor put içindedir, içinde. Buradaki nefislerin arzularıdır. O taktığınız isimler. Oysa وَلَقَدْ جَاءَهُمْ onlara geldi مِنْ رَبِّهِمِ الْهُدَى Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunuyor. Onlara apaçık bir yol gösterici geldiği halde onlar nefislerinin hevasına ve zanlarına tabi oluyorlar. Halbuki Allah onlar hakkında bir delil indirmiş değildir. Onlar atalarınızın ve sizin taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Ha. Şimdi böyle olduğuna göre şurada 23'te kaldık. Şimdi tekrar şuraya dönüyoruz. Demek ki bu Lat, Uzza ve Menat neymiş? 3 tane isimmiş. Bu isimler de nefislerin hevasından ve zandan, tahminden başka bir şey değilmişti. Bunları ifade etmek için takılan isimlerden başka bir şey değilmiş ve bunları da kendileri entüm ve abavukum ataları takmış. Önceden takmışlar bir isim. O devam ediyor. Veya kendileri ona bir isim takıyor. Şimdi arkadaşlar isim olduğuna göre, esma olduğuna göre aradan da 1400 yıl geçtiğine göre. Şimdi Mekke'ye gitseniz ne öyle bir taş var, ne öyle bir ağaç var, ne de bu putlardan var. Hiçbiri yok. Ama başka bir şey var. İsimler yaşıyor.
Şimdi öyle. Şu anda biz bunları okuduğumuza göre şu ayetleri. Burada anlatılan Mekke'de İstanbul olduğuna göre. Çünkü Kur'an'ın hangi şehirden bahsediyorsa, hangi şehirde yaşıyorsanız oradan bahsediyor. Mesela Mekke diyorsa aslında Mekke'nin yerine İstanbul kuracaksınız. Diyarbakır'da yaşıyorsanız Diyarbakır kuracaksınız. Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye'yi kuracaksınız. Şu anda burada bu isimlerin bir anlamı olması lazım. Bu isimler bugün nedir? Öyle isimler olacak ki onu biz takmış olacağız. Biz kendimiz ona isimlendirmiş olacağız ve atalarımız, bizden öncekiler ona isim vermiş olacak. Bunlar nefislerin hevasından, arzularından ve zandan, tahminden başka bir şey olmayacak. Ve biz onlara perestiş edeceğiz, onları yücelteceğiz. Onları birer put haline getireceğiz. Acaba bu isimler nelerdir? Şimdi böyle olduğuna göre, başka yere gitmeye gerek yok. Şuraya dikkatinizi çekiyoruz. Şu üç isme dikkat edin. Ha diyor ya, şu üç isim var ya, şu üç. Hele şu üçümüz, ne onlar? Bak, Lat, Uzza, Menat. Bunlar tam da günümüzdeki isimlerden bahsediyor. İsim. O zaman isim olduğuna göre bunu ismin kendisini üzerine yoğunlaşacağız. Etimolojik analiz yapıyoruz. Lat demek, Elot, Elot. Alot, Eloh kelimesinin müşriklerce kullanılmış şeklidir. Şuradaki T kelimesi Elate değil de durarak söylediğim zaman Elah diye okunuyor. Tecvitte T harfi durulduğu zaman H diye okunur. Mesela marifetün, marife. Kıymetün, kıyme dersin. Buradaki te de aslında öyledir. Ellah, Ellah. Durduğun zaman Ellah diyor. Ellah da ilah kelimesinden türer. İlah kelimesinin biraz değiştirilmiş halidir. Ve insan ruhundaki kökü, yani nefislerin arzusu ve zanla olan ilişkisini kuracağız şu üçünü. İlah, otorite demektir. Mesela la ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka otorite yoktur. Ellat, Ellah veya iloh, elot, elohim. Tevrat'ta elohim diye geçer. Eski Mezopotamya dinlerinde el diye geçer. El, Tanrı el. Sadece el harfi. Sonra elot, sonra eloh. Sonra Elot, Elohim, Eloh, Allah. Hepsi aynı yerden gelir. Bağlanılan yüce otorite demektir. Bu otorite öyle bir otoritedir ki kendisine asla hayır diyemezsiniz. Siz neye hayır diyemiyorsanız o sizin ilahınız olur. Mesela içinizdeki şehvet dürtüsüne asla hayır diyemiyorsunuz. Nefsin arzuları diyor ya, ben enfus. İçinizde öyle bir heva var ki bu arzu, bu heva sizi ne zaman dürtse, ne zaman bir şeyi sizde istek ve arzu haline getirse anında hiç hayır demeden, dur demeden, engel bile olmadan tak diye yerine getiriyor. Şak diye emrediyor, tak diye sizi yerine getiriyorsunuz. O işte sizin ilahınız oluyor. O nedenle insanlar kendini tutmasını bilmelidir. Şehveti tutmayı bilmelidir. Şöhret tutkusunu, servet tutkusunu tutmayı bilmelidir. Bunu yapmamam lazım demelidir. Esasında oruç işte bize bunu öğretir. Kendini tutmayı öğretir. Özgürlük kişinin canının istediğini yapması değildir. Canının istediğini yapan bir adam canının istediğine köle oluyor demek. Çünkü o ne derse onu yapıyor. Halbuki şehveti, tutkuyu, arzuları, öfkeyi, hırsı, iradenizle sizin yönetmeniz gerekir. Onları kendi denetiminiz altına almanız gerekir. Onların sizi yönetmemesi gerekir. Onlar sizi yönetirse ilahınız olmuş olur. Onlara çünkü hayır diyemezsiniz hiçbir şekilde.
sizi içeriden yöneten o otorite olmuyor. Bu nedenle Peygamberimiz sana hiç şeytan vesvese vermiyor mu diye sorulunca, olmaz olur mu? Bende de şeytan var. Ama benim şeytanım Müslüman oldu, teslim oldu der. Yani benim içimdeki kötülük duyguları bana da sürekli vesvese veriyor. Ama ben onu teslim aldım. O beni değil, ben onu yönetiyorum. Teslimiyet bu demek. Şimdi içinizden gelen herhangi bir hevaya, zanla, tahmine, sinire, öfkeye, şehvete, tutkuya, ihtirasa alabildiğinizde kendinizi kaptırıyor ve hiçbir şekilde ona sınır getiremiyor ve sözünüzü geçiremiyorsanız o sizin ilahınız oluyor. İşte ehvel enfus bu demek. Nefislerin arzusu. Nefislerin arzusunun, zanların, tahminlerin, kurguların, gerçeklikte karşılığı olmayan şeylerin lat, ilah, otorite haline getirilmesi. Demek ki onlar işlerindeki tutkuyu, hırsı, mülk hırsını otorite haline getirmiştir. Onu derse onu yapıyorlar. Dolayısıyla lat, otorite demektir. Günümüzde de her türlü otorite içine alır. İçteki otoriteleri aldığı gibi dıştaki otoriteleri de içine alır. Mesela devlet diyorsun. Bu nedir? Bizim veya bizden önceki atalarımızın taktığı bir isimdir. Yani esma'un semmeytumuhadır. Sizin ve atalarınızın taktığı bir isim. Devlet. O ne derse o. Asla eleştirilemez. Padişah bir isimdir, otorite ismidir. Ordu bir otorite ismidir. Ecdat otorite ismidir. Bunların hepsini biz kendimiz isimlendirerek taktığımız bir takım esmadır işte bunlar. Bunların hepsi lahatın yerine geçer. Günümüzde lahat bunlardır. Otorite isim verdiğimiz, taktığımız sorgulanamaz, yargılanamaz, hesap sorulamaz, hikmetinden sual olunamaz. Her ne şey varsa o el-lat olmuş olur. Bizim taktığımız bir otorite ismi. Demek ki otorite etrafında oluşturduğumuz bir takım isimler günümüzün kutlar oluyor. Atalarımız böyle söyledi. Ecdat böyle yapardı. Devlet böyle buyurdu. Ordu şunu istedi. Bak bunların hepsi otorite kaynaklarıdır. Veya Şeyh Efendi Hazretleri böyle uygun buldu. O da bir otorite. Bir isim koyuyorsun, onu otorite makamına oturtuyorsun, asla sorulamıyorsun. O ne derse o olur diyorsun. Halbuki ne olması gerekir? La ilahe illallah. Allah'tan başka otorite. Bu sadece Allah'a gösterilebilecek bir muameledir. Bir mümin Allah ne derse onu yapar. Onun dışındaki herkes sorgulanır. Ama herkes. La ilahe illallah bu demektir. Aksi halde işte böyle bir otorite öğretmiş olur. Onların yaptığı da bu. Bu bir kabile tanrısının sembolik ismidir. Huza kabilesinin putu. Sakif kabilesinin putu. Kabileye ortak bir ruh bulunuyor. Şu la deniyor. Şu işte şunla sembolize edilen, şu bezle sembolize edilen bayrak, işte şu devlet dediğimiz, şu devletin ismi, bir milletin sembolüdür, bayrağıdır, devletidir. O ne derse o olur. Önce kendimize ortak bir ruh icat ediyoruz ve o ruhu kendimiz üzerinde egemen kılıyoruz. Bu bir eskiden olduğu gibi taştan, ağaçtan bir isim olduğu gibi bugün bezden yapılan veya yazıyla ibaret bir isim olabiliyor. Onu kendimiz üzerinde mutlak otorite kabul ediyoruz. Eskiden totemin ve tabunun ortaya çıkışı böyle olmuştu. İlkel topluluklar dirilip düzen için totem ürettiler. Yani topluluğa
topluluğun reisi sözünü geçiremeyince, işte adam öldürmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın diyor. Fakat herkes bunu işlemeye devam ediyor. O zaman diyor ki benim bu topluluğa sözümü geçirmem lazım. Herkesin inandığı bir kavram üretiyor. Tanrı diyor. Toplumun totemi diyor. O kabilenin totemi oluyor. Sonra totem böyle buyurdu dediği zaman herkes onu yerine getiriyor. Önce kendi içerisinde bir totem icat ediyor. Toplumsal bir tim, toplumsal bir ruh çıkarıyor. O toplumun ruhu oraya yansıyor. Sonra onu toplum üzerinde yeme kırıyor. Böylelikle devlet düzeni sağlanmış oluyor. İşte kabile putları da aynen böyle. Birisi bir kabilenin, öbürüsü diğer kabilenin, öbürüsü diğer kabilenin toplumsal ruhunu ifade eden totem oluyorlar. Fakat bunun gölgesinde müşrikler var. Müşriklerin asıl otorite arzusunu ifade ediyor ve onların gölgesinde otorite kuruyorlar. Onları eleştirmek, onların otoritesini eleştirmek, onların otoritesini sarsmak demek oluyor. Ellat, otorite. Peki bu ne? Vel Uzza. Uzza da aziz kelimesinden geliyor. Güç demektir. Uzza, güç. Aziz Allah dediğin zaman güç sahibi Allah. Güç sadece Allah'a verir. Allahu azizun. Allah azizdir. Allah güç sahibi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Azizil alim. Allah'tan başka güç, kudret ve yücelik sahibi yoktur. Bak, gücün ve kudretin Allah'a kaldırılmaz. Birincisinde ilah Allah'tır. Otorite Allah'tır. İkincisinde güç, kuvvet Allah'ındır. Şimdi bu güç de otorite tesis etmek için güç sahibi olunması gerekiyor. Yoksa bir adam nasıl otorite olacak? Güç neyle elde edilir? Adamla, silahla, sopayla ve karşı taraftakini caydıracak, boyun eğdirecek, diz çektirecek her türlü araçla insanlar güç sahibi olur. Mesela ordu silahlı güçtür. Türk silahlı güçleri. Türk silahlı kuvvetleri diyorsunlar. Silahlı kuvvet. Uzza, güç. Bu güç elde olmazsa otorite kuramaz. Otorite olması için güç sahibi olması lazım. Peki gücü nereden alacak? Silahı nereden alacak? Bu gücü nasıl olur? Sopayı nereden bulacak? Güç olması lazım. İşte bak üçüncüsü de bunu açıklıyor. Ve menat. Menat da para demek. Para, bildiğiniz para. Menat. Mana. Menna. Mamon. Manat. Para demek. İngilizce'de para ne demek? Money. Ha, buradan geliyor işte. Rusya'da para birimi nedir? Hakan? Eskiden manat çarlıktı. Manat. Çarlık döneminde. Çarlık döneminde manat. Para birim olarak kullanılıyor. Manat. Bu Aramice'den geliyor. Çok eski bir şeyden geliyor. İncil'de mamon olarak geçer. İngilizce'ye money olarak geçmiştir. Kur'an'da menna. Menna, güç vermek demek. Azerbaycan'da hala manat. He? Azerbaycan parası hala manat diye. Azerbaycan'da manat. Eski çarlıkta manat. Ha bu işte menat. Da oradan geliyor. Menat ve menat es-salisete l-ukhra. Bak üçüncüleri olan menat diye. Menata da özellikle üçüncüleri olan. Nedir bu lat, nedir bu uzza ve üçüncüleri menat? Üçüncüler diye bunlara deniyor da buna diyor. Bunu biraz uzatıyor var. Niye? Bu olmadan ne güç olur ne de otorite kurulur. Gücün ve otoritenin kaynağı aha budur. Adamların peşine düştüğü şey de bu. Dolayısıyla bugün için bu putların adı otorite, güç ve para. Günümüzün putları bunlardır. Ve bunlar bizim taktığımız bir takım isimlerden ibarettir. Para, servet, altın, mülk, mal. Bak hepsi isim. Ne olacak? Bunlar olunca ne olacak? Uzza olacak. Güç sahibi olacağız. Güç sahibi olacak. Olunca ne olacak? Otorite olacağız. Otorite olunca ne olacak? İnsanlara hükmedeceksin. Sen ne dersen o olacak. Şimdi
nerede bir otorite, uluhiyet, ilahlaşma, hegemonya varsa bu üçünün el ele verdiğini görürsünüz. Bu üçüsüz uluhiyet olmaz. Güç, otorite ve para. Bunlar yan yana geldiği için insanlar üzerinde hegemonya kurdu. Şimdi biz ne diyoruz? Mülk Allah'ındır dediğin zaman şunu reddediyorsun. Lehül mülk. Mülk Allah'ındır. Para, servet, hepsi Allah'ındır. La havle ve la kuvvete. Güç ve kuvvet. Havl, güç demek. Uzza da güç demek. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil alim. Güç, kuvvet, aziz olan Allah'a aittir. Derken de bunu reddediyorsun. La ilahe illallah derken de bunu reddediyorsun. Her üçünde de bunların yerine Allah'ı koyuyor. Bunların yerine Allah'ı koymak ne oluyor? Bu menat, uzza ve lat bir kişinin veya bir çevrenin elinde toplanmış olamaz. Bunların hepsi Allah'a aittir. Yani bunların hepsi kamuya aittir. Bunlar hepsi kamuya aittir. İçimizden birisinde çok para varsa onun sahibi burasıdır aynı zamanda. O tek başına onun olamaz. Onda sadece emanet olarak duruyor olabilir. Sadece ihtiyacı kadar onun hakiki anlamda kendisindir. Geri kalan hepsi emanettir ve içimizden heva ve arzularına tami olmayan, içerideki tutkuyu, ihtirası, şehveti, öfkeyi, iradesini kullanarak, kendini tutmasını bilerek yönetebilen, bunlar üzerine yönetebilen şeytanını teslim almış olana bunları biz emanet edebiliriz. Buyur, bunları sen yönet deriz. Çünkü çalmayacaktır, çıkmayacaktır, kendine yontmayacaktır, kamu için kullanacaktır. Ama nefsine uyan, şehvetinin peşinde giden, bunları yöneten değil, onlar tarafından yönetilen bir adama para, güç ve otorite teslim edilemez. Teslim edildiği zaman felaket yanlışları yapar. O nedenle otoritenin, gücün ve paranın kendisine teslim edileceği insanların heva ve hevesinden arınmış olması gerekir. Bu nedenle Hazreti Davud'la ilgili yerde aynen şu ifadeler kullanılır. Denilir ki zanla uyma, heva ve hevesine tabi olma. Sen yeryüzünde halifelik yapacaksın, adaletten ayrılma. Peygamber de bu nedenle hevasından konuşmaz. Neydi yukarıda? Bak, ve ma tehvel enfus. Nefsinin hevalarına uyan, zanna tabi olanlardır onlar diyor. Peki bu tehva kelimesini geçen hafta hatırlayın. Surenin başına getirir misin şey? Bak şu tehva kelimesini unutmayın. Tehva, bak ne diyor orada? Ve ma yentiku anil heva. Ve ma yentiku anil heva. O hevasından konuşmaz. Peygamber için söylüyor. Ma zelle sahibukum ve ma gava. Sizin arkadaşınız sapmış değildir. Ve ma yentiku anil heva. Ve hevasından konuşmaz. Hevasından konuşmayacağı, şeytanına teslim ettiği, teslim aldığı, hevanın arzuları peşinden gitmeyecek iradeli bir kişi olduğu için Allah'ın elçisidir. Oysa siz heva ve hevesinizden konuşuyorsunuz. Hevanızı isim yapıp, otorite yapıp, lat diyorsunuz, güç arayıp, uzza diyorsunuz, para peşinde koşup, menat diyorsunuz. Bunların hepsi sizin için puttur. Sizleri yöneten bunlardır. Ama peygamber de onları yöneten peygamberdir. Çünkü o hevasından konuşmaz. Demek ki hevasından konuşmayan kişi bunlarla ilişkisi olması lazım. Diğerlerinin bunlara sakın yaklaşmaması lazım. Şimdi yoldan çıkar. Evet, tekrar, bir de şeydi, bak, ve necmi idâ heva. Kayıp gittiği an yıldızda yemin olsun. Bak, heva, heva. Heva, gelip geçici olan şey demek. Ve necmi idâ heva. Gelip geçen yıldızlar, kayıp giden yıldızı anlı olsun. Heva da insanın içindeki gelip geçen arzulardır. Bir an kabarır, sonra biter. Bir an kabarır, şehvetin etsiz olursun, gidersin bir halt işlersin, sonra da pişman olursun. Allah kahretsin, ben nereden bunu yaptım? Genellikle
pişmanlıkla sonuçlanır. Önce acayip zevk verir, tatlı gelir ama sonunda derin bir pişmanlıktır. İşte o hevadır. Gelip geçen, yıldız gibi söner. Para tutkusu da böyledir, güç tutkusu da böyledir, otorite tutkusu da böyledir. Evet, şimdi tekrar alta geliyoruz. Sıla kelimesinden sonra. Şimdi onlara tekrar yöneliyorum. Bakın sorduğu sorulara dikkat edin. Em yoksa lil insani ma temenna. Bu bir soru. İnsan için lil insani, insan için ma temenna, temenni ettiği şey mi var? Temenna ile şuradaki heva aynı manada kullanılıyor. Heva, zan, zan, heva ve temenna. İnsanın gerçeklikte karşılığı olmayan tahminlere, zanlara uyması, nefsinin hevasıyla hareket etmesi temenni oluyor. Umniye de kuruntu demek. Başka bir şekilde söylenir. Umniye, temenna. İnsanın temenni attığı hayaller, hülyalar, arzuların onda oluşturduğu temenniler, hülyalar. Şu dünya benim olsa, şurası benim olsa, şu kadar param olsa, şu kadar. Arzuları ne isterse o demek. Diyor ki, em lil insani ma temenna. İnsan için, insan için temenni ettiği, arzuladığı şeyler mi var? Temenni ettiği ve arzuladığı şeylere kavuşacağını mı zannediyor? Her arzu ettiği, her içinden kopup gelen, şu kadar benim olsun, şu otorite benim olsun, şu kadar güç sahibi olayım, şu kadar manat sahibi olayım dediği zaman hemen onun yerine geleceğini mi zannediyor? Hayır. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Geçmiş ve gelecek, dünya ve ahiret Allah'ındır. Bak, levh-ül mülk'ün başka bir söylenişi. Levh-ül mülk Kur'an'da hep öyle geçmez. Bin bir çeşit söylenişi vardır, fakat çoğu bunu anlamaz tabi. Şurada ne dedi şimdi? Mülk Allah'ındır dedi. فَلِلَّهِ Allah içindir. الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Ula, önceki, ahiret, sonraki demek. Önceki ve sonraki Allah'ındır. İnsana her temenni ettiği şey yoktur. Bakın buradaki li ifadesi, şu li, lil insani, li, sahiplik ifade eder. Lil insani, şimdi ileride gelecek. 24. ayetteyiz. 39. ayette leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için emeğinden başkası yoktur. Burayı oraya bağlayacak. Şimdi laf oraya doğru gidiyor. İnsan böyle her arzu ettiği, her hükmetmek istediği, otorite olmak istediği, güç sahibi olmak istediği şeye sahip olacağını mı zannediyor? Siz neye sahip olacağını sanıyorsunuz ey müşrikler? Getirilen bu Kabe'ye mallarını el koyuyorsunuz, kürelere el koyuyorsunuz, bağlara, bahçelere geçiriyorsunuz. Bütün nefsinizin hevalarının peşinden gidiyorsunuz. Siz bunlara sahip olacağınızı mı sanıyorsunuz? Bunların sahibinin gerçekte siz olduğunu mu sanıyorsunuz? Halbuki فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى. Geçmiş, gelecek hepsi Allah'ındır. Sizin değildir. Sizin sahip olacağınız şey aşağıda geliyor. لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Emeğinizden başka bir şeye sahip olamazsınız. Lafın asıl gideceği yer orası. Neye sahip olabiliriz? Bunu anlatıyor. Sahip olduklarımıza taktığımız isimler, onları nasıl put haline getirdiğimiz anlatılıyor. فَلِلَّهِ اللّٰهِ. Şuradaki li de sahiplik ifade eder. Li, insanın sahip olacağı şey, فَلِلَّهِ Allah'ın sahip olacağı şey. İnsanın sahip olacağı şey, temennilerden, temenni mi olduğunu sanıyorsunuz? Oysa, yakın da, uzak da, buradaki dünya ve ahiret manasında kullanılıyor. Dünya ve ahiret demek yani bu dünyada, ahirette, geçmişte, gelecekte ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Bir şeye sahiplenmeyin. Bak bütünüyle sahip olma tutkusunun insan ruhundaki köklerine saldırıyor. Onları bir bir çürütüyor. Mülkün Allah'a ait olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Surenin baştan aşağı. Kur'an'ın baştan sonra konusu. Ve kem min melekin
fis semavat. Göklerde, semavat göklerde. Nice melek. Göklerde var olan nice melek. Şuradaki melekin kelimesi, bu da melekin şeklinde okunuyor. Fakat başka kıraatlarda başka türlü okunabiliyor. Bu ve kem min mulkin. Göklerde ve yerde nece mülkler vardır. Göklerde ve yerde nece nice melek vardır. Burada melek de güç anlamındadır. Yani şuradaki Uzza'nın başka bir sözü söyleriz. Göklerde nice güçler vardır. Nice mülkler vardır. Nice melekler vardır. Yani Allah'ın güçleri vardır. Nice niceler vardır ki la tuhni fayda vermez. Şefaatuhum şey'a. Onların şefaatleri hiçbir şekilde fayda vermez. Göklerde var olan meleklerin, mülklerin, güçlerin size faydası yoktur. Onlar size şefaat edecek değildir. La tuhni fayda vermez. Bak la tuhni fayda vermez. Ama bu şöyle fayda vermez. Kelimeye dikkat edin. Tuhni, tuhni, gına kelimesinden gelir. Ganimet kelimesinden gelir. Mu'ni, zengin demek. Gına, zengin demek. Neydi? Alak suresini hatırlayın. Kella innel insane la yetgâ. Arraba hüstagna. İşte o hüstagna bu. İnsanoğlu zenginliği kendine yeterli gördüğü zaman azar, tuğyan eder. Mustagni. Kendini, zenginliğini kendine yeterli gören demek. Tuğni, zenginliği ona fayda vermez demek. Göklerde var olan nice melekler, Allah'ın güçleri, Allah'ın mülkleri ne sahip olsa bile onların ara buluculuğu, şefaati, onlara sahip olduğu zenginlik ona fayda vermez. Sanıldığının aksine şefaat mülkle ilgilidir. Otorite ile ilgilidir. Güçle ilgilidir. Genellikle insanlar otorite sahiplerini, güç sahiplerini ve para sahiplerini aracı kılarak Allah'ın huzurundan kurtulup cennete gideceğini zannederler. İşte filan bana şefaat edecekler. Niye? Çünkü otorite sahibi, şeyh, veli. Filan bana şefaat edecek. Niye? Çünkü peygamber Allah'ın otoritesini temsil. Filan bana ara bulucu. Niye? Çünkü güç kudret sahibi. Allah'ın nazarında geçerliliği var. İlla min ba'di en ye'zenallahu Allah'ın izin verdiğinden sonrası limen yeşâ'u ve yardâ. Allah'ın dilediğinden ve hoşnut olduğundan başkası Allah'a şefaatte ara buluculukta bulunamaz. O elinizdeki mülkler göklerden size melekler tarafından dahi getirilirse, göklerdekine sahip olsanız size öbür dünyada fayda vermeyecektir. Şefaat fayda vermeyecektir. Şimdi bu müşriklere karşı söyleniyor. Şimdi şefaat ara buluculuk demek arkadaşlar. Eğer yukarıdaki üç şeye sahip olursanız bu dünyada, sanki dünyanın kanunu bulmuşçasına, yani bir otoriteye sahip olursanız, bir güç sahip olursanız ve servet ve para sahip olursanız, şu vefasız dünyada, şu alçak dünyada bütün kapılar size açılır. Parayı gösterdiğin an önünüzde eğilirler. İndir şunu dediğin zaman her şeyi indirirler. Senin paralı olduğunu anladın mı herkes ayağa kalkar. Buyurun diye yerlere yatar. Arkasını döner. Dünyada şefaat budur. Yani paranın size her şey yaptırmasıdır. Şimdi Allah diyor ki o elinizdeki para, mal, mülk, göklerine sahip olsanız öbür dünyada hiçbir işe yaramayacak. Elinizdeki otoritenin, gücün ve manatın, mamonun geçersiz olduğu bir gün gelecek. Ve o gün onlar hiçbir işe yaramayacak. Ey müşrikler diye
sönüyor. Şefaat bu demek. Sonra başka bir ayette diyor ki onlar ellerindekini, avuçlarındakilerin dünyalıklarını, dünyada sahip oldukları ne kadar şey verse, hepsini verseler dahi şefaata nail olamazlar. Dolayısıyla bu zayıf insanların güçlülere, otorite sahiplerine, manat, mamon sahiplerine bakarak ya bu adamların da her dediği oluyor. En iyi yerlerde yaşıyorlar. Ne isterlerse oluyor. Ah ben de onlara sahip olsam da her dediğim olsa diye hayıflanmaları boşansızdır. Bunlara boş yere özenmeyin diyor. Onların elindekilerinin geçersiz olacağı bir gün gelecek. Peki orada ne geçerli olacak? Allah'ın izniyle dilediği ve razı olduğu. Şimdi bu genellikle yanlış anlaşılarak Allah'ın dilediği ve kendisinden razı olduğu başka birisi bize şefaatçi olacak diye anlaşılıyor. Mesela peygamber Allah dilemiştir ve ondan razı olmuştur. Peygamber bize şefaat edecektir. Veya bilmem ne şeyh, bilmem ne veli veya şehit veya ileri birisi Allah onun dilediği ve ondan razı olduğu için o bize şefaat edecektir diye anlaşılıyor. Halbuki burada anlatılmak istenen şey şu. Limen o kimse ki yeşâ'u ve yerdâ. Diledi, onu Allah istedi, onun kurtulmasını ve yerdâ ve razı oldu, ondan hoşnut oldu. Yani şefaat edilecek kişiden bahsediyor. Ey insanoğlu, ey o müşrikler, elinizdeki paraya mana mülkü vererek, bu dünyada Allah bize bunlara verdi, bunlar bize verdi. Elimizdeki mal mülk bize şefaat ediyor. Dilediğimiz her kapıyı açıyor. Otorite, güç ve manat her kapıyı açıyor. Öbür dünyada da bunlar elimizde olduğu sürece orası da böyle olacak. Elimizde bunlar olduğu sürece her kapıyı açacak diye boşuna güvenmeyin. Kapıların açılması için sizin Allah tarafından dilenmiş ve onun tarafından sizden razı olunmuş olmanız lazım. Yani Allah'ın sizden razı olması lazım. Allah'ın razı olması için de başka ayette, başka şefaat ayetlerinde, sadece burada değil, başka yerlerde geçiyor, salih amel işlemiş olmanız lazım. Onun rızasını kazanacak amellerde bulunmuş olmanız lazım. Şeyin şefaatçiniz o olacak. Yani sizin şefaatçiniz salih amelleriniz olacaktır. Allah'ın sizden razı olmaklığı olacaktır. Yoksa boşuna elinizdeki şeylere güvenmeyin. Başka birine de güvenmeyin. Başka biri de size şefaat edemez. Yani bize diyor ki kimse elindeki paraya, otoriteye, iktidara, devlete, güce, silaha, mamona, paraya, manata güvenmesin. Bunların hiçbiri geçersiz olacak. Kimse başka birisine de güvenmesin. Kendi ameline güvensin. Kendi yaptığınıza ve Allah'a nasıl razı ettiğinize bakın. Sizi kurtaracak olan bunlardır. Başka hiçbir şey insanı kurtaracak değildir. Demek ki şefaat rıza ve amirdir. Yani Allah'ın bizden razı olması, onu razı edecek ameller işlememiz bizi kurtarır. Başka hiçbir şey kurtarmaz. Anlatılmak istenen budur. Ne veli, ne şeyh, ne peygamber, hiç kimse sizi kurtaramaz. Allah'a razı edecek bir amel edin. Bir yoksunu doyurun. Bir kalbe sevinç bırakın, bir yarayı sarın. Bütün kapılar size açılacaktır. Bunların hiçbirini yapmayın. Dünya kadar otoriteyle, güçle, parayla mezara da götüremezsiniz zaten de gidin karşısına bakalım sizi kurtarıyor mu, kurtarmıyor. Onlar bu dünyada size kapılar açıyor da orada yok, oranın ilkeleri başka. Oranın ilkeleri değil de mezardan sonraki değil, bu dünyada olacak bir şeyden bahsediyor. Öyle bir toplum kurulmalıdır ki kişide bulunan otorite, güç ve manat değer yargısı olmaktan çıkmalıdır. Sadece Allah'ı razı edecek. Yani insanları razı edecek. Allah'a razı etmek demek, insanları razı etmek demektir. Kim ötekimizi, diğerimizi daha fazla razı ediyorsa en üstünümüz odur. Onun yeri otoriteden de, güçten de, manattan da üstündür. Peygamberimiz
Mesela cömert birisi geldiği zaman ayağa kalkarmış. Haya sahibi birisi geldiği zaman ayağa kalkarmış. Böyle ahlaki yüce hasletler, razı olunmuş hasletlere sahip birisi geldiği zaman ona gereken değeri verilmiş. Ama aynı peygamber diyor ki, her kim sırf zengin olduğu için manat onda diye içeri girdiğinde ayağa kalkarsa o kimsenin dininin yarısı gider diyor. Diğer yarısı için Allah'tan korusun. Kim evlenirse dininin yarısını korumuş olur. Diğer yarısı için de Allah'tan korusun. Yani evlenen adam dininin tamamını kurtarmış falan değildir. Yarısına. Diğer yarısı için de içinizdeki hevaya hakim olmanız lazım. Yoksa genel evlenenlerin yarından fazlasının evli olması başka türlü açıklanamaz. Kim birisi içeri girdiğinde, bu adam zengin, ya bu adamda para var, şuna iyi davranayım, hoş görünüyüm diye böyle bir yalakalık yaparsa, onun dininin yarısı giderdi. Ama cömert birisi, ahlaklı birisi, dürüst birisi, haya sahibi birisi, ömründe zina etmemiş birisi girdiği zaman ayağa kalkıyor. Açılın falan geldi diyor. Bak değer yargılarını değiştiriyor. Bu değer yargılarının hakim olduğu toplum diyor. Allah'ın istediği toplum böyle bir toplumdur. Orada insanlık gelişir. Öbürü ormandır yani, orman kanunudur. Barlara, pavyonlara, safi paranın geçerli olduğu yerlere gidin, orman kanunu geçerlidir. Sanki gitmişim gibi konuşuyorum da. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Söyleşilerden falan okudum. Orada çalışanların falan. Bunları çıkardım. İçeriye paralı biri girdiği zaman akan sular duruyor. Parasız birisi girdiği zaman dışkı muamelesine uğruyor. Ayak altında çiğneniyor. Yani orman kanunu bak, orman gücün geçerli olduğu yer. Güçlü olan adamdır. Güçsüz ezilir. Böyle bir toplumda yaşanır mı? Otoritenin, gücün ve manatın egemen olduğu toplum hayvan toplumudur. Ormandır yani. İnsanlık yoktur orada. Orada sadece güç sahipleri için şefaat vardır. Evet, devam ediyoruz. Birkaç ay sonra bölüm bitireceğiz. Şimdi nerede bitireceğiz? Şeyde. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenler لِيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ Meleklere isim veriyorlar. تَسْمِيَةَ الْاُنْسَى Dişi isimleri veriyorlar. Ahirete iman etmeyenler. Aslında müşrikleri kastediyor ve ahirete inandığı halde inanmamış yerine konulanlar demek istiyor. Kur'an'da Allah'a ve ahirete inanmayanlar söylemi, Allah'a ve ahiret gününe inananlar için söylenir. Yani müşrikler için söylenir. Madem Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsunuz, bu yaptığınız nedir? Siz gerçekte Allah'a ve ahiret gününe inanmayan imansızlarsınız demek istiyor. Yani vaazlar veren, nutuklar atan, dinden imandan bahseden, ayetleri, hadisleri okuyan birisine ve hey imansız, sen önce şunu yap dememiz gibidir. Böyle iman etme iddiasını kuruyorsun ama şu yaptığın işe bak, sen Allahsız, imansızın tekisin. Tarzında bir söylemdir bu, Allah'a ve ahiret gününe inanmamak. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar demek, Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde Lata, Melata ve Uzza'ya tapanlar, yani otoriteye, güce ve manata tapanlardır. Madem Allah'a inanıyorsunuz, bu ne? Siz aslında Allah'a inanmıyorsunuz, ahirete de inanmıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz, manasında yüzlerine bir vuruştur. Yoksa itikadi olarak inanmama falan söz konusu değildir. Onlar Allah'a diş isimleri takılıyor. İşte burada gördüğü gibi şey, meleklere. Şimdi meleklere, bir melek diye bir şey inanıyorlar, onlara diş isim takılıyor. Allah'ın kızları diyorlar. Bunlar bize şefaat edecek diyorlar. Bunlar aracılığıyla Allah bizi kurtaracak diyorlar. Demek ki bir Allah'a inanıyorlar.
Allah'a inanmasalar şefaate inanmazlar. Şefaat ne demek? Allah nazarında bizi ara bulucu olacak demek. Allah'ın kendisine kişi ismi takmıyorlar. Onun diyorlar bir kızları var, melekleri var, güçleri var. Onlara bu isimleri veriyorlar. Bunlar bize şefaat edecek ileride diyorlar. Otoriteye, güce ve paraya tapıyorlar. Otoriteyi, gücü ve parayı temsil ettiği kişilerin kendisine ahirette şefaat edeceğine inanıyor. Şimdi de öyle. Manevi bir otorite var mesela. Şeyh, Allah'ın velisiymiş ve onu kıyamet günü ona şefaat edecekmiş. Şefaat ya Seyda diye bağırıyor. Seyyid Efendi demek. Bir güç, bir otorite ve bir servet, manat sahibi birisinden ara bulucu olmasını istemek. Onlarla, onları Allah arasına sokmak. Bu reddediliyor. Bugün de aynısı geçerlidir. O isimleri bugünüze getirin. Nerede otorite var, nerede güç var, nerede manat sahibi var? Onların tamamı Allah'la insanlar arasına girmişlerdir. Allah'la insan arasına bu anlamda kimse giremez. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Allah onlar için bir ilim, bilgi indirmiş değildir. اِنْ يَتَّبِعُونَ Onlar tabi oluyorlar. اِلَّ ظَنَّ Zanna tabi oluyor. Zan, gerçeklikte karşılığı olmayan tahmin demek. Öyle olacağını zannediyorlar. Gücün olduğun onda olduğunu, iktidarın, otoritenin onda olduğunu sanıyorlar. Onlar bize şefaat edecek diye inanıyorlar. Onların kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Oysa وَاِنَّ الظَّنَّ Muhakkak ki zan لَا تُغْنِي Fayda vermez مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ Gerçek bakımından herhangi bir faydası yoktur. Yani zannın gerçeklikte bir karşılığı yoktur. Zan gerçek olmayan şey. Kurgudur. Kurgu. Öyle olduğunu tahmin ediyor. Kafasında kurgu. Ama gerçek geldiği zaman, hak geldiği zaman bütün zan yok olup gidiyor. Kurgu ortadan kalkıyor. Yani güneş doğduğunda böyle mumla, şunla bunla yapmış olduğun aydınlığın birdenbire yok olup gitmesi. Şu halde farin Tarif, yüz çevir diye çeviriyor ama gerçekten karşı çık. Muarafa et. Yani onların karşısına çık. Onların yüzüne karşı dur. Manasındadır. Peygamberi bir karşı çıkışa davet ediyor. Onların ideolojik köklerini yukarıda anlattı. O lat menattan itibaren. Şimdi bak, mücadele çağırıyor. Onlara karşı kime? An mentevella. Yüz çevirenden. An zikrına, zikrimizden, hatırlatmamızdan yüz çevirene karşı çık, onların yüzüne karşı dur. وَلَمْ يُغِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatından başka bir şey istemeyen, gözü dünya hayatında olan, hayat-ı dünya tabiri de Kur'an'da özel bir tabirdir. لَبْ مَنَبْ ve uzanın, yani otorite, güç ve manatın diğer söylenişidir. Hayat et dünya. Dünya hayatına dalmak dediğiniz zaman, yani mala mülke dalmak demektir. Dünyanın güneşine, yıldızına, çimenlerine, şelalesine, böyle dünyanın güzelliklerine heveslenmek, dünyada güzellikler içinde yaşamayı istemek demek değildir. Dünya hayatı. Hayat et dünya, dünya hayatına dalmak. İllel hayat et dünya. Dünya hayatından başka bir şey istemeyen ve zikrimizden yüz çevirenin yüzüne karşı ayağa kalk. Ona karşı çık. Onunla mücadele et. Taarruzda bulun. Muareze, taarruz. Ona karşı çık diyor. Onlar, meydan onlara boş bırakma. Yüz çevirdiğiniz zaman çek git gibi oluyor. Yüz çevir değil, yüzüne karşı çık. Çekip gidersen onlar meydana uzaklaşır. Nereye gidiyor? Zalike işte
meblağuhum minel ilm. İlimden onların ulaştıkları. Meblağuhum. Belâ oldukları, ilimden ulaştıkları bu kadar. Onların bildiği şey işte budur işte. Dünya hayatının peşinde giderler. Otoritenin, gücün ve manatın peşinde giderler. Dünya hayattan başka bir şey istemezler. Onların ilimden nasıl bu kadar? İlim bilim yok onların. Heva var, heves var, arzu var. İnne rabbeke muhakkak ki senin Rabbin huve a'lemu. O en iyi biliyor. Bimen dalle an sebilihi. Kimin yoldan çıktığını. Ve huve a'lemu. Yine en iyi biliyor. Bimen ihteda. Kimin de doğru yolda yürüdüğünü. Çok iyi biliyor. Çünkü peygambere yoldan çıktı diye hitap ediyorlar. Sen ne biçim laflar ediyorsun? Allah böyle şeyler söylemiyor falan diyorlar. O da diyor ki kimin doğru yoldan çıktığını Allah bilir. Bak tekrar vurgu geliyor. Yine söyleyelim ki yukarıda hatırlattık ama tekrar tekrar bu mal düşkünlerine, dünya hayatından başka istemeyenlere tekrardan hatırlatalım ki bilsinler ki وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ. Yerde ve göklerde ne varsa Allah'ındır. وَلِلَّهِ. Yerlerde ve göklerde olan bütün her şey Allah'ındır. Kesinlikle sizin değildir. Dönüyor dolaşıyor aynı şeyi söylüyor. Yukarıda ne demişti? وَلِلَّهِ الْاٰخِرَةَ وَالْعُولَهِ. Geçmiş ve gelecek Allah'ındır. Burada da göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onlar diyordu ki, tamam göktekiler Allah'ındır. Gökteki melekutun sahibi kim desen Allah derler. Çünkü güneşe, yıldızlara ve aya ulaşamazlar. Eğer ona ulaşabilseler, onların mülkiyetlerine geçirebilseler, onlara da sahip çıkacaklar. Allah'tan çıkamıyorlar. Ama yerdekilere sahip çıkıyorlar. Tamam diyorlar, göklerin sahibi Allah olsun ama yerdeki bizim. Ona vurgu olarak, ona tepki olarak diyor ki وَلِلَّهِ السَّمَاوَاتِ. Göklerde ne varsa Allah'ındır. وَالْعَرْضِ. Ve yerde, başka yerde de devam ediyor. وَمَا بَيْنَهُمَا. Ve bu ikisinin arasında ne varsa. İkisinin arasında ne demek? Yani ikisinin arasında deveran eden bütün bu rızık ve rızık kaynakları, üretim ve üretim araçları, insana güç veren her ne şey varsa yerle gök arasındaki bu devri daimde olur. Onların hepsi Allah'ındır. Lehül mülkün başkası, başka söylenişleri. Her açıdan, nereden bakarsan bak hep onu söylüyor. Ve diyor ki müşriye, bunlar senin değildir. Bunlarla insan üzerinde otorite kalkmaya kalkma. Günümüzde de aynı şey geçerlidir. Şimdi bunları Amerika'ya karşı söyleyin. Dünyanın en zengin iki büyük bankerine karşı söyleyin. Gökten yağan yağmuru özelleştirmeye kalkan Amerikan şirketlere söyleyin. Gökte ve yerde ve bu ikisi arasında ne varsa Allah'ındır. Sizin değildir. Siz dünya hayattan başka bir şey istemiyorsunuz. Bu nedenle insanlar üzerinde sahip olduklarınızda hegemonya kurmaya kalkıyorsunuz. Sahip olmanın felsefesi de ileride emeğe dayandırılacak. Muhteşem bir sonla orada bitecek. Ha, şurada bir şey kaldı. Bima amilu. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Ne içindir bu? فَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَلَّهِ وَالْحُسْنَى sahibi Allah'tır. Ne içindir bu? لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ. Kötülük yapanlar karşılığını bulsun. بِمَا عَمِلُوا. Yaptıkları kötülüğün karşılığını bulsunlar. وَيَجْزِ الَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. İyilik yapanlar da iyilikle mükafatlarını görsünler diye. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. Çünkü hepiniz yaptığınız iyiliklerle ve kötülüklerle karşılığını bulacaksınız. Hiçbir şey size ait değildir. Yaptığınız, ettiğinizde kullandığınız şeylere dikkat edin. Bunun karşılığını asıl sahibi olan size karşılığını verecektir. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِذْمِ. Onlar büyük günahlardan kaçınırlar. كَبَائِرَ الْاِذْمِ. Büyük günahlar. وَالْفَوَاحِشِ. Ve fuhşiyattan, çirkinliklerden.
çirkinliklerden ve büyük günahlardan kaçınırlar. Burada kebairler, isim, büyük günahlar ne demek? Büyük günah nedir diye bir yazım var. Onu okumalısınız. Bu kebairler, isim kelimesinin Kur'an'da geçtiği başka yerleri tek tek gösterdim. Büyük günahın ne olduğunu orada göreceksiniz. Büyük günah Lata, Menata ve Uzza'ya, yani otoriteye, güce ve paraya tapıp bununla şımarıp bu şımarıklığıyla gününü gün edip başkasının hakkını, hukukunu çiğnemektir. Kur'an'a göre en büyük günah budur. Çünkü bu başkasının hakkı, hukuku ve emeği üzerinden kazanılmıştır. Onunla şımarılmıştır. Hiçbir şekilde hakları olmadığı halde başkalarının emekleri üzerinde tepinmektedir. Kur'an buna en büyük günah. Büyük günah tabirinin geçtiği yerden tek tek gördüğünüz zaman o yazıda hayretler içinde hep aynı yere bağladığınızı göreceksiniz. Kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri dediler ki refah ve lüks içerisinde yaşayan, kayalara, vadilere, kahşaneler oyup orada yaşayanlar, onların yapmış olduğu bu büyük günahların hesabını Allah onlara soracaktır. Sürekli böyle geçiyor. Ya altında ya üstünde sürekli bunu söylüyor. Büyük günah. Şu surede anlatılanların olduğunu görüyoruz. İllel lemem. Küçükler hariç lemem küçük. Yani asıl diyor şu şeye bakın siz. Başkasının emeğini sömürmek, başkasının emeğinden mal yemek, onunla refah ve lüks içerisinde yaşamak, bu var ya bu, asla affetmeyeceğim şeydir. Bunun dışında illel lemem. Mesela birisine yüksek bir sözde bir şey söylüyor, adamın kalbini kırdı. Onlar da küçük diyor. Yani arkadaşlar, açıkçası işin içinde para yoksa, bu albümün yoksa biraz yırtabilirsiniz. Ama paraya bulaştığınız otoriteye, güce, niye bak, niye sebep ne? Otorite, başkasıyla ilgilidir. Başkasına hükmedilir. Güç elde ediyorsun başkasının üzerine. Başkasının malına, mülkünden kendine mal yiyorsun. Yani hep bak başkasının hakkı var. Kur'an bu hususta aşırı derecede hassastır. Aşırı derecede. Başkasından bir şey size geçti mi yandınız. Başkasının kalbini kırdınız mı? Başkasının hakkını çiğnediniz mi? Başkasının emeğini sömürdünüz mü? Kur'an'dan kurtulamazsınız. En büyük günah budur. Ama durduk yere kendinize göre bir şey yapmışsınız. Bir namaz vakti mesela iki saat, iki vakit geçirmişsin. Yani tövbe edersin, şey yaparsın. Ondan kurtulma umudu var. Ama başkasına bir şey yaptığınız zaman kurtulamazsınız. Kul hakkıyla Allah'ın karşısına asla çıkmayacaksınız. Çıkarsanız kurtulamazsınız. Bu hususta Allah tabiri caizse tanrılık yetkisini, hesap yetkisini hakkı yenene, yani mazluma ve mağdura devretmiştir. Git onunla gör mesela. Benle değil diyor. Ha bana karşı namaz kılmamışım. Allah'ın rahmeti büyüktür, affedebilir. Bilmem de. Ama birinin hakkını yediğin zaman olmaz. Yani şu andaki şeye benziyor. Ben bunu cezaevinde yaşadım. Kimseye çubuğunda yatıyorduk. Af çıktı. Herkes cezaevinden çıktı. Biz sap gibi ortada kaldık. Böyle iyice bir içime oturdu. Baktım böyle adam hırsız, adam tecavüzcü, adam uyuşturucu, adam milletin anasını aratmış, çekti gitti. Kardeşim geldi bize dedi, ya biz de gitmiyoruz. Siz dedi siyasi suçlusunuz. Yani siz devlete şirk koştunuz. Onlar ne onlar? Kul hakkı yedi. Adamı tecavüz etmişler. Herkes gitti, biz kaldık ya. Vay be dedim, biz nasıl suç işlemişiz? Ne yapmışız peki? Siz devlete karşı suç işlediniz. Devletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif etmiş. Şevkül'e bir laf etmiş. Genelde veryansı etmiş 28 Şubat'ta. Bu nedenle kerattılar bizi. Devletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif. Yani aşağılamak ve zayıf düşünmek. Devletin gücünü sarsmışım. Otoriteye karşı gelmişim. Bundan dolayı adam beni içeri tutuyor. Bunlar ne yaptı peki? Böyle adam öldürdü, böyle tecavüz etti. Ne var bunlarda? Ben dedim ki ya bunun, bu nereden geliyor?
Bunun tam tersi olması lazım kardeşim. Ama araştırdım ki bu devlete, bu zihniyet bizim klasik saltanat kültüründe geliyor. Saltanat kültüründe sakın sultana karşı suç işlemiyor. Ahaliden herhangi birisi ne yaparsan yap. Ama sakın sultana karşı suç işlemiyor. Asla affedilmez. Onu vurulur ya. Sultana, huruç ala sultan diye fıkıh kitaplarında bab var. Sultana karşı bayrak açmak, ayaklanmak babı. Mürtet derler ve kendini alırlar. Muaviye'den beri böyle değil. Ama vatandaşlardan diğerlerine karşı yaparsan onun affedilmesi umulur. Şimdi o Emevi'den Abbasiye, Abbasiye'den oraya Selçuklu'ya, oradan Osmanlı'ya, oradan devlete, cumhuriyete geçmiş. Şu devlet aynı böyle düşünüyor. Bana karşı suç dersen affetmem ama insanlara karşı... Tam tersi. İnsanlara karşı suç işlemeyi Allah bile yetkiliyi mağdura ve mazluma verdin diyor. Sen kim oluyorsun? Ha işte Lat tam da bu. Otoriteyim ben diyor. Allah'ın da yerine geçerim diyor. Bana karşı gelemezsin diyor. Affetmek de bana ait, mağfiret de bana ait, intikam da bana ait, kahhar da benim, cebbar da benim, azizün zintikam da benim diyor. Yani Allah yerine geçiyor. İşte Lat oluyor. Otorite budur. Karşı konulamaz olan şey. Bütün devletler eleştirilir. Bütün kanunlar eleştirilir. Eleştirilmesi hiç kimse yok. Çünkü eleştirilemez zaman lanet olur. İşte buradaki şey, otorite olur. Dolayısıyla bunun tam tersi olması gerekiyor. İnne rabbeke vasi'ul mağfire. Muhakkak ki Rabbinin mağfireti geniştir. Huve a'lamu, o en iyisini bilir. Bikum ila enşe'ekum minel arz. Sizi topraktan yarattığınızı da en iyi bilir. Ve iz entum ecinne fil butuni ummahatikum. Analarınızın karnında bir cenin iken, analarınızın karnında bir cenin olduğun zamanı da ve sizi topraktan nasıl inşa ettiğini de en iyi bilen odur. Dolayısıyla onlara boşuna bunlara sahiplenmeyin diyerek onların metafizik ve manevi taraflarına sesleniyor. Bak ne diyor? وَاِلْ اَنْتُمْ اَجِنَّ اَجِنَّ. Ana rahmindeki cenindir. Ana rahminde üzeri örtülmüş görünmeyen cin, ecinne. Cin kökünden geliyor. Burada ana rahminde kapalı olan, örtülü olan şey demek. Anaların karnında ecinne iken, üzeri örtülmüş bir cenin iken, fi butuni ummuhatikum, ümmuhatikum, annelerinizin butununda, karnında ecinne iken sizler ve yeryüzünden, topraktan inşa edildiğini en iyi bilen odur. Onun mağfireti geniştir. Dünyanın sahibi siz değilsiniz. Niyetinden biçimlenip ettiniz. Cenindiniz. Hepinizi Allah yarattı. Ne oluyor da bu otorite, bu güç, bu manat sevdasıyla insanlar üzerinde uluhiyet taslıyorsunuz demeye getiriyor. Dolayısıyla فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ. Nefislerinizi temize çıkarmayın. فَلَا تُزَكُّوا. Arındırmayın. Nefislerinizi arındırmayın. Yani kendinizi temize çıkarmayın. Biz yıkanmışız, pirupakız demeyin. Huve o alemu bimen itteka. Kimin sakındığını en iyi bilen odur. Siz boş yere ben şöyle bir adamım, böyle bir adamım demeye kalkmayın. Kimin ne olduğunu hepsini Allah biliyor. Kimin sakındığını, kimin iyi niyetle hareket ettiğini bilen odur. Boş yere birbirinize karşı birbirinizi temize çıkarmayın diyerek vicdani bir seslenişle bölümü bitiriyor. 32. ayette bırakıyoruz. Şimdi şurada bugünkü ayete başladığımız bir vurguyla ne diyor? Eferra'aytellezî tevellâ. E'tâ galîlen ve ektâ. Şimdi de şu bölümde, bunu gelecek hafta duracağız üzerinde. Ee,
müşriklerin, o dönemde bulunan insanların Lata, Uzza'ya ve Menat'a, yani otoriteye, güce ve paraya tapışları, onların genel inanışlarını ve itikatlarını çöktürmeyle ideolojik bombardımana tabi tutuyor, tabir caizse. Şimdi de şahıs olarak, bu adamlar kim? Kimdi bu adamlar? Onlara tek tek geliyor ve onların bu sahip olmaktan kaynaklanan davranışlarını eleştiriyor ve üstteki bölümde putçunun felsefesine saldırırken burada da bu adamların davranışlarına saldırıyor. Davranışlarının yanlışlığını gündeme getiriyor ve aynı vurguyla başlıyor. Orada Efe ra'aytumul late vel uzza vel menate thalifetel uhra diye başlamıştı. Burada da bak aynı şeyle Efe ra'aytellezi tevella yüz çevireni görmedin. Lata, menata, uzzaya tapan görmedin mi? Ona tapan adamın bu tapınçtan kaynaklanan yüz çevirişini görmedin mi diyerek bu sefer davranışlarını eleştirmeye başlıyor. Efe ra'aytellezi tevella tevelli eden, yüz çeviren kimseyi görmedin mi? Ne yapıyormuş bu? Bak ve a'ta kalilen ekta. Bunlar, bu yüz çevirenler a'ta verir. Verir, ita eder. Kalilen azıcık ve ekta. Geri kalanla cimrice sarılır. Yani 40'ta birini verir, 39'una cimrice aman diye sarılır. Nasıl verilmiş? Veyahut da kalilen, azıcık. Kalilen, azıcıktır. Kalil, azıcık. Veyahut da kalilen, azıcık verir. Veyahut da gerisine cimrice sarılır. Burada anlatılan tefsirdeki rivayetlere göre ya verildi muhire, büyük ihtimalle çoğunluk ondan bahsedilir. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Umeyye bin Halef gibi Mekke'nin ulularıdır. Tefeci bezirganlarıdır. Otoriteyi, gücü ve menatı kendinde toplayanlardır. Yani Lata, Uzza'ya ve Menat'a tapanlardır. Bunlar azıcık veriyormuş. Şimdi bu ayet, Necm suresi 34. ayet arkadaşlar, 40'ta bir zekatı eleştirmektir. 40'ta birin eleştirildiği yer işte burasıdır. 40'ta bir verenler müşriklerdir. Veyahut da galile feyahta. Azıcık verirsen gerisini cimrice sarılır. Şimdi bunların üzerinde gelecek hafta duracağız. Efe ra'aytellezî tevellâ. Burada kaldık. 33. ayette kaldık. Bundan sonraki bölümde biraz daha pratik konulara inecek. Alternatifin ne olduğunu söyleyecek. Madem bunlar yanlış, bunların bu putçuluk felsefeleri, davranışları, veriş tarzlarını eleştirir. Peki nedir yani? Olması gereken ne? Kur'an ne istiyor? Lafı لَيْسَ لِلْ اِنْسَانَ مَا سَعَى وَلَا تَزِرْيُ وَعَزْرَةَ وِذْرَ اُخْرَى. Hiç kimsenin yükü başkasına yüklenmez. Hiç insan için emeğinden başka hakkı yoktur. Sözüne getirir. 34, 39. ayette. Ve ondan sonra asıl sahip olmanın, değer yargısının, bizi bir şeye sahip olacak olan ne kadar değeri, emek olduğu üzerinden sureyi bitirir. Biz de burada bitiriyoruz. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta salı günü yaptık. Yarın Kıbrıs'a gideceğim. Hafta sonu da Adıyaman'a ve Malatya'ya gideceğiz. İnşallah çarşamba günü gelecek hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalığına öne almış olduk yarın burada olmayacağım için. Gelecek hafta yine çarşamba günü saat 8'dedir. Aklınızda olsun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, soru soran varsa buyursun. Buyurun.